İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 7 Ekim 2013 Pazartesi. The Magpie dergisinin 7. sayısındaki Scratch örneğinin 6. ve son bölümüne geldik. Kodu yazmaya devam edeceğiz. Kodda en son 4. bölümde 10 tabanlıdan herhangi bir tabanlıya, base out'a çeviren kodu yazmıştık. Sıra geldi. Şunu yazdık. Get base'i yazacağız. Basit bir kod. Ana programı yazacağız. O da dümdüz, gayet basit, karışık olmayan bir kod. Esas karışık, uğraştırmış olan kısmı when I receive get number'ı yazmaya başlayacağım. Önceki bölümde söylediğim gibi bu koddaki bir hata yüzünden doğru çalışmıyor. Bazı durumlarda hata yapıyor. Kendi algoritmamı yazacağım. Şimdi hemen başlayalım. Bunlar önceki koddan, yani şu koddan kalanlar. O yüzden bunları dışarıya atıyorum. Benim kafamı karıştırmasın. Şöyle şuraya bunu koyuyorum. Sonra bunu şöyle sağa alıyorum. Ve bunu buradan koparıyorum ki yeşile bastığımda bu kod çalışmasın. Çünkü yeni kodumu da yeşil bayrakla başlatacağım. Ve ilk sorduğu şey bana dönüştürülecek olan sayı. Number to convert. İngilizce olarak o şekilde yazma. İşte number to convert. Dönüştürülecek sayı diye soracak. Ben bir cevap vereceğim. Bunu bir yere yerleştirecek. Yerleştireceği yer geçici değişken temp. Ben de şu anda yok. Hemen onu yaratıyorum. Temp. Ve hemen bu temp'in içine verdiğim cevabı yerleştiriyorum. Böylece temp'in içinde, şurada şöyle bunu büyütelim. Bu temp'in içinde benim girdiğim sayı olacak. String olacak aslında. String deniyor. Bunu şöyle sağ tuşa basıp üzerindeyken şöyle sağ tuşa basıp large read out derseniz bunu böyle büyükçe görürsünüz. Bunun burada büyükçe bulunmasında fayda var. Rahat görürüz. Sonra hemen girdiğim sayıyı sağdan sola digit digit inceleyecek. Yani harf harf inceleyecek. Onun için bir döngüye ihtiyacım var. Burada bir counter, büyük bir döngü yapmış. Bakın şöyle. Programın tabii ki ana kısmı aynı olacak. Şöyle bir counter döngüsü var. Ana döngü. Onun içinde oluyor her şey. Burada counter'ım var mı? Yok. Bir tane make any variable counter diyeyim. Küçük harflerle counter. Harflerle counter yazdım. Okeyledim. Ve bu counter'a set counter buraya operators'tan length of şu length of temp giriyorum. Böylece girdiğim sayının, daha doğrusu string'in kaç harfli olduğu counter'ın içine yazıyor. Test edelim. Test çalışması. Ne gireyim? Örnek olarak A, B, C, D, E, F gireyim. Büyük harfler. Hexadesimal sayılarda 9'dan sonra kullandığım semboller. Bunları girdim. Enter'e bastığım zaman buraya A, B, C, D, E, F girdiğim sayıyı yazdı. Hemen altına da kaç harfli olduğunu yazdı. 2, 4, 6 harfli. Tamam. Şimdi 6'dan geriye sayması lazım. Çünkü şurada sağdan sola doğru gideceğim. Eğer 3. bölümdeki taban dönüşümlerine bakarsanız herhangi bir tabandan 10 tabanına dönüşüm yapmak için en küçük dijitten, en sağdaki dijitten başlıyordum. Buradan başlıyordum. O yüzden geriye dönen bir döngü. Geriye dönen döngüyü hemen şuraya, sayı döngüsünü buraya yazıyorum. Onun da sayacı counter operators'tan küçük türü koyuyorum buraya. Variables'tan counter'ı koyuyorum. Buraya da 1 koyuyorum. Yani şimdi bu 6'ya 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye sayacak. Birden küçük olunca şu aradaki işlemleri yapmayı bırakıp yoluna devam edecek. Repeat until böyle çalışıyordu hatırlarsanız. Şuradan bir tane change koymam lazım. Counter'ı değiştirsin. Ne kadar değiştirsin? Geriye doğru saydığına göre eksi 1 değiştirsin. Şimdi hemen kontrol edelim bakalım çalışıyor mu. Şu girdiği için yeşile basıyorum. Number to convert. Bu sefer şöyle yazayım. Büyükçe bir şey gireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 böyle uzunca bir şey yazdım.
Enter'e bastığımda bakın ne olacak. Çok hızlı bir şekilde counter geriye doğru saydı. Ben bunun bu kadar hızlı saymasını istemiyorum. Yavaş yavaş saysın. Sebebi de şu, şu anda programı geliştirme aşamasındayım, yazıyorum. Aynı zamanda da test etmem lazım. Test edebilmem için de bazı şeyleri görmem lazım. Onun için şuradan wait var bakın. Wait one second. Şuraya girdiğim süre kadar bekleyecek. Oraya girdiğim süre için ben bir tane bekleme süresi tanımlayayım. Delay diyorum. Bu bekleme süresi. Bekleme süresini şurada işin en başında programa dahil değil. Bunu daha sonra sileceğim bir şey olduğu için buraya koyuyorum. Nerededir? Delay burada. 0.5 saniye. Yarım saniye beklesin. Ve bu delay'i de alıp wait'in içine koyunca delay kadar bekle. Bunu nereye koyacağım? Şurada sayıyor ya. Hemen testle girelim. Yeşil bayrağı basmakla enter'e basmak programı aynı şekilde çalıştırır. Sayı giriyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi bir sayı girdim. 10 tane rakam. Şimdi bastığım zaman bakın sayaç 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 diye saydı. Bu 10'uncuydu çünkü. Bu da birinci. Peki bana bunların indisleri değil, şu dileği artık dışarıya atayım. Kendileri lazım. Counter bu. Bana içindeki değeri lazım. Yani letter lazım. Bu bir cümle ise onun harfi lazım. O zaman hemen şöyle bir tane make a variable'la letter diye bir değişken yaratıyorum. Şuraya koyuyorum. Şöyle. Birisi sayaç, birisi de onun içeriği olacak. Peki onu nasıl bulacağım? Set nerede sayıyor? Burada sayıyor. Şuraya gelsin. Letter'a neredesin letter? Burada. Şu operators'tan ilk bölümünden, bu sayının ilk bölümünden hatırlayın. Operators'tan letter neyin letter'ı? Temp'in yani benim girdiğim cümlenin veya kelimenin string'in, bilgisayar terimiyle string'in kaçıncı elemanı? Counter'ıncı elemanı. Duplicate buraya yazdım. Ve bunu da letter'ı şöyle large readout yapayım. Şurada dursun şöyle. Test. Hemen yapalım. Enter'e bastım. Başladı. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hatta hepsini gireyim. A, B, C, D, E, F. Bütün 16 taban için geçerli olan dijitlerin hepsi bunlar. Bunları letter olarak okuyacak. Buraya girdi. F, E, D, C. Burada da bakın counter sayıyor. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bakın bu sıfıra geldikten sonra bu birinci elemandı. Bu sıfıra düştü. Yani buradan çıktı artık ve döngü bitti. Counter da sıfır oldu. Şuradan onu anlıyoruz. Bu döngü o işi yapıyor. Birden küçük oluncaya kadar şu aradaki işlemleri yap. Birden küçük olduğu anda yani şurada artık birken bu 1 eksi 1 sıfır olur. Birinci elemana gelmiştir. Yani şu sıfıra gelmiştir. Ve buradan döngüden çıkar devam eder. Çünkü böyle bir şart koştum. Birden küçük olunca çık artık yapma bunları diye. Şu counter'a da burada ihtiyacım yok. Ana iskeletini kurdum programı. Girdi yapıyorum. String olarak. Bu girdiği tek tek sağdan sola doğru en sağdan en sola doğru tek tek sayıyor. Şöyle hızlıca bir test daha yapayım. Reha bile girsem H, A'yı göstermedi gibi geldi. Çok hızlı olduğu için mi yoksa başka bir şey mi var? Bir hemen bakalım. Şöyle yapalım. Bir daha gidiyorum. Reha A'yı göstermiş. Ben görmemişim. 0.5 saniye hızlı olduğu için bazen ama yine de çok uzatırsam program testi bu sefer uzun olur. Şuradaki delay'i 0.5 saniye ile hadi biraz arttırayım. 0.7 saniye olsun. Nokta koymam lazım. Enter. 0.7 saniye. Daha rahat görürüm. Demin A'yı kaçırmıştım. Kaçırmamış olurum. Peki şimdi hedefim ne? Bir base'in tabanına göre. Yani şurada daha önceki yazdığım kodda 10 tabanına göre yani desimal bir sayıyı base out'a göre çevirme işlemi yapıyordu ya. Bu onun tersi. O zaman ne olacak? Base'ini
10 tabanına çevirecek. Input'a çevirecek. Yani bu input'u, input 10 tabanlı base out'a çeviriyor. Bu da bir tane demek ki ona base'in lazım. O koddakine benzer şekilde şurayı ayırıyorum. Şuraya bir tane yeni make a variable base in yapıyorum. Ve bunu en başlangıçta örnek olarak şimdi sadece daha önce test etmek için base out'u 16 desimal demiştim. İstediğim gibi seçebilirim. Şimdi 8 desimale göre yapayım. Yani bu programı geliştirme aşaması boyunca hep 8 desimal üzerinden gideceğim. Sonra ana program yazıldığında bu base'ini o verecek bana. O yüzden yukarıya yazdım. Sonra bunu buradan çıkaracağım. Buraya girmem gereken bir şey daha var yalnız. Bana bu dijitler lazım şimdi. Onu oradan aldım. Buraya koydum. Daha sonra buradaki değerler şu base'in ve dijit ana programa dahil olacak. İkisinde de olmayacak. Onun için nerede oldu şu anda önemli değil. Burada lazım bana. Buraya getirdim. Ne yapacak şimdi? Benim amacım neydi? Bu girdiğim sayının artık şöyle girmem lazım. Geçerli olan dijitler şunlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlardan herhangi biri ise tamam. Onu test etmesi lazım. Şöyle bir algoritma kurdum. Öncelikle bir kere doğru olanları tespit etsin. Yanlış olanlarla işimiz yok. Yani ana mantığım bu. Ve şöyle yapıyorum. Programın yazıldığı satırlara geleyim. Şurada bizim digitimiz vardı. Buna yaklaşayım. Yapılacak olan işlem şu. O letter'ı aldı ya. Bu digitsin içinden. Bunlar 1 numaralı eleman, 2 numaralı, 3 numaralı, 4 numaralı eleman, 3. Bakın şöyle 1 numaralı eleman 0. 2 numaralı eleman 1. 3 numaralı eleman 2. Böyle gidiyor. 8 numaralı eleman 7. En sonda mesela 9'dan sonra 10 numaralı eleman A ve A'nın desimal karşılığı 10. Benzer şekilde 16 numaralı eleman F. F'nin desimal yani 10 tabanlı karşılığı 15. Şimdi bunlardan birine eşit olup olmadığına bakmak için ne yapması lazım? Birden başlayıp base'ine kadar yani base'ini kaç girdiysem ben şimdi örnek olarak 8 girdim. Kaç girdiysem oradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yukarıya doğru sayan bir döngüye ihtiyacım var. Bu da ne demek? Counter'ım vardı sayaç. Ana döngü için. Bu büyük döngü olacak biraz sonra. Büyüyecek için hepsi bir şey yazacağız. Bir tane de küçük döngü lazım. O da dijitleri kontrol edecek. Hemen yapayım. Sayaç lazım. Counter 2 diyorum. Sayaç 2. Bunu yarattım. Ve döngü lazım. Kontrol. Aynı şekilde repeat until döngüsü. Şuraya koyuyorum. Ve bu repeat until döngüsünün başına hemen bunun sayacı counter 2 ya. Ve şöyle koyayım. Şimdi bu repeat until döngüsü counter 2 sayacı birinci elemandan başlayacak. Yani şuradaki digits'in, şu digits değişkeninin birinci elemandan başlayıp gidecek ileriye doğru gidecek. Base'ine varıncaya kadar 8'e. Ondan sonra büyükse artık gerisine bakmayacak. Peki o zaman ne yapmam lazım? Bir tane büyüktür koymam lazım. Ne büyüktür? Counter 2. Neden büyüktür? Base'in neredesin? Base'inden büyükse büyük olduğu anda bu döngüden yani bu arada yaptığın işlemleri yapma. Bu döngüden çık aşağıdan yoluna devam et. Burada da tabii bana bu bir sayaç olduğuna göre change koyuyorum. Counter 2 bunun sayacı. 1 arttırıyorum. Bu ileri doğru bir sayaç olduğu için 1 arttırıyorum. Bu geriye doğru bir sayaç olduğu için eksi 1. Şimdi bunu yerine yerleştireyim. Bunun yeri neresi? Şimdi şuradan letter'ı yakaladı ya. Ama önce şunu da yapayım. Ne yapacak? Sadece böyle boş boş saymayacak. Şöyle dursun. Gidip digits'in içinden bu bakın digit sayılar demiş. Digit sayıyor. Tek tek digitleri alacağım. Onun için digit diye bir değişken oluşturayım ben şimdi. Digit dedim. Alsın burada set digit'i
Operators'tan, yine birinci bölümden hatırlayın, letter, şurada kullandığım gibi tıpkı, letter, counter ikinci elemanı, kimin? Bütün dijitler şu dijitsin içinde saklı ya, burada dijitsin içinde bunlar, onu al. Dijit de o oldu artık. Şimdi tamam, bunun esas ana görevi tamam, araya başka satırlar girecek ama. Ama bunun yeri neresi? Şurada letter'ı aldı. Benim girdiğim sayıdan en sağdan başladı. Sonra gidip digits'in içinde var mı diye bakacak ya. Şu letter'ı alıp buraya yerleştirdikten hemen sonra ya bunu yerleştiriyorum. Böyle alıyorum. Şu beyaz çizgi oluşunca oraya bıraktım. Tamam. Şimdi kıyaslama yapmam lazım. Ben bunun şu algoritmayı niye kurdum? Letter'ı al. Base'in içindeki, base'in tabanında, 8 tabanlı sayıların içindekilerden birine, herhangi birine eşit bir kontrol et. O da çok kolay. Şöyle bir if bloğu. Bu if bloğunun içine eşittir koyacağım bir tane. Bu çok basit bir şey. Ve variables'tan yukarıdan letter aldı ya, şu letter, buradan da digits'in içinden sırayla digitleri çekiyor tek tek digit. Eşittir digit ise şey yapsın. Şimdilik geçici olarak bize şöyle desin. Okey. Okey desin. Ve bunu yine variables'tan şuradaki delay'i koyuyorum. Delay neredesin? Delay gel buraya. Bunu koyuyorum. Şu bekleme süresi kadar. Böylece programın hızını buradan yavaşlatıp azaltabildiğimi söylemiştim. Bunun yeri şimdi neresi? Şu digit'i de artık belirledi ya. Yukarıda letter seçti. Ondan sonra burada döngüye girdi. Digit'i de bir tane digit seçti. Hemen onun altına. Buraya. Şimdi şöyle yapıyorum. Şu digit. Base'ine ihtiyacım yok. Pardon, şu letter. Tamam, ona da ihtiyacım yok. Bu duracak şimdilik. Biraz sonra işime yarayacak. Şu burada girdiğim sayının sağdan itibaren tek tek sıralanması, hatırlıyorsunuz. Bu digit de digits'in içindeki şöyle nereye koyayım? Şöyle koyayım. Digits'in içinden seçtiği sırayla seçtiği, ben base'ini buraya kadar girdiğim için oraya kadar sayacak sayılar. Şimdi girelim. Artık şey girmek zorundayım. Okey alabilmek için. Doğru sayılar girmek zorundayım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunların hepsi benim için okey alması lazım. Enter'a basıyorum. 7 okey. 6 okey. 5 okey. 4 okey. Bakın digit sayıyor. 3'e geldim okey diyor, devam ediyor. Yani 1 1. Şöyle tekrar incelersek. Enter. 0 1 2 3 4 5 6 7. Tek tek incelediğinizde 7'de durdu. 6'da ikisi birden eşit olduğu zaman 5 5. 4 4 okey. 3 3 okey. 2 2 okey. 1 1 okey. 0 0 okey. Yani ikisi birbirine eşit olduğu zaman okey çekiyor. Diğer durum nedir? Şöyle yapayım. İlk önce düzgün gideyim. 1 2 3 4 tane. Sonra 8 tabanına uygun olmayan A B C D 4 tane devam edeyim. 5 6 7. Şimdi burada 7 6 5 okey alacak. Ve burada D C A B 7'ye kadar bakıyor ya, artık bu baktığı yerin içinde olmadığı için, burada dışarının bundan sonu olduğu için ve base'ine kadar baktığı için olmayacak ve onlar okey alamayacaklar. Koddan hatırlarsanız şuraya öyle yaptık. Şu küçük döngü base'ine kadar sayıyor, letter digit'e eşitse okey diyor. Okey alamayacak. Şimdi enter'le bakalım. 7 okey. 6 okey. 5 okey. D ı-ı. C almadı bir şey. B, A, A. Şimdi 4'e yine okey çekti. 3'e okey çekti. 2'ye okey çekti. 1'e okey çekti. Buradan 7, 6, 5 okey aldı. D, C, B, A almadı. 4, 3, 2, 1 aldı. Şimdi ben şunu yapmayı düşünüyorum. Algoritmanın, kurmak istediğim algoritmanın temelinde şu var. Okey aldığı, yani tabana uygun olarak girilmiş dijitlerin sayısını saysın bana. Kaç tane olduğunu. Bir kere kaç tanesi okey almış ona bir bakayım. Eğer hepsi okey aldıysa sayım doğrudur.
Okuyanların sayısı toplam dijit sayısından, adedinden küçükse bir tane, iki tane, üç tane neyse aradaki fark neyse o kadar yanlışlık vardır. Yani bir yerde bir yanlışlık vardır. O yüzden hemen bir tane letter okay diyeyim. Okuyalan letter'lar. Bunu hemen şurada bu programa dahil bir kısım artık. Set ne tanımladım ben? Letter okay'yi bir sıfırlasın. Ondan sonra her şuraya koyayım. Letter okay'yi bir arttırsın. Nerede bir arttırsın? Her okeylendiğinde hemen onun üstünde. Altı üstü fark etmez. Ben öncelikle hemen bir arttırsın. Sonra da ne diyecekse desin bize. Okey diyecekse okey desin diyorum. Yani burayı anladın sanırım. Letter dijite eşitse o letter okey almıştır. Letter okey'i bir arttırıyorum. Letter okey de burada. Dijit burada. Şu dijiti artık kaldırayım biraz önceki açıklama içinde. Bu burada bulunmasın. Şu lazım olacak biraz sonra bana bir şey, önemli bir problemi çözmek için. Letter okey de burada. Hemen test. Enter. Yeşil bayrakta olurdu. 1, 2, 3, 4 tane doğru gireyim. Ondan sonra A, B, C, D diye 4 tane yanlış girdim. Hatta bir de 8 gireyim. O da yanlış çünkü. Yani 8 tabanında 8 diye bir dijit olmaz. Sonra da kaçta kalmışım? 5, 6, 7 diyeyim. Şimdi sırayla 7 okey'i aldı. Bu bir arttı. 6 okey aldı. Bu arttı. 5 de okey aldı, arttı. Bakın 8 okey almadı. Okey almadıkça bu letter okey artmıyor. Şimdi tekrar okey aldıkça artıyor. Şimdi bakalım bir duruma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane dijitli olan bir string girmişim. Bunun 7 tanesi okey almış. Şimdi ben burada saydım ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. O sayıya erişmem lazım. O sayı aslında benim programın başında counter'a eşitleniyor. Bakın length of temp. Temp bu. Counter'a eşitleniyor. Ama o counter'ı ben burada döngüde azaltıyorum tek tek. Azalıyor. Onu kullanamam. Onun için şimdi bu letter OK değişkenine benzer şekilde letter count. Letter sayacı, harf sayacı koyuyorum. Ve bu harf sayacını hemen biraz önce yaptığım gibi hangisi? Letter count'ı sıfıra eşitliyorum. Nerede? Letter okey'in hemen altında sıfırlansın. Ve bu nerede artsın? Nerede artacağı çok açık. Şöyle yapalım. Yine letter count'ı. Evet doğru yaptın değil mi? Bunun arttığı yer şurada letter'ı çektiği yerdir. Gidiyor temp'in içinden bir tane letter çekiyor. Hop, hemen çeker çekmez bir arttırsın. Burada saymış oluyor. O yüzden letter count'u alta alayım. Şunun altına. Bu da okey. Yani altta letter'ların her biri, harflerin, hanelerin her biri. Hemen üstte de okey almış olanların sayısı. Test. Enter. Yukarıdakine benzer şekilde 1, 2, 3, 4 gireyim. Ve ondan sonra 8, 8, 8, 8 gireyim. Bunlar yanlış hepsi de. Ondan sonra da işte 1, 1, 1, 1 gireyim. Birler doğru. Şimdi 1 okey. 1 okey. 2, 2 gidiyor bakın. 3, bir tekrar okey. Tekrar okey. Şimdi 8'lere geldi. 8 okey almayınca letter okey saymayı durdurdu bakın. Ama letter count saymaya devam ediyor. Öylece işlem bittiğinde 1'e geldi bakın, son letter'a geldi. 12'de 8 okey aldı. Ha işte benim defans algoritmam bu şekilde çalışıyor. Yani bunlar birbirine eşitse şurada demin yaptığım gibi mesela hızlıca 0 1 2 diyeyim. 1 2 yok. Evet hepsini okey çekti. 3'te 3. Ama bir tanesi yanlışsa 0 1 2 8 diyeyim. 8 en sonda. Evet okeyliyor. Olanları okeyliyor. 4'te 3 okey aldı. Şöyle bir test yapayım. 0, 1, 8 araya koydum. Okey olmayanı 8'i. 8 tabanına göre 8 yanlış dedik ya. 3 alacak okey. 2 alacak. 8 almayacak. 1 alacak. Ve 0'da okey olacak. Hep enter'a bastım. 3 okey. 1, 1. 2 okey. 2, 2.
8, 3, 2. 8'den itibaren bakın eşitlik bozuldu. Nerede olursa olsun. Son olarak şu testi de yapayım. En sona koyayım yanlışı. Ondan sonra 1, 2, 3 diye sayı gireyim. 3'e okey verecek. 1, 1. 2'ye okey verdi 1, 1. 1'e okey verdi 1, 1. Ve 8 okey alamadı. 4, 3 oldu. Yani nerede olursa olsun bir tane hata varsa programın bitişinde şu ikisi birbirine eşit olmuyor. İşte tamam, ben burada şeyi yakaladım. Program nerede bitiyor? Burada bitiyor. O zaman buraya ben şöyle güzel bir if else koyayım. If else'i şöyle koyayım. Şuraya yazayım önce görünecek şekilde. Sonra yerine yerleştiririm. Eşittir. Ne neye eşitse. Ne koydum ben? Bir letter okay. Sayısı. Letter count'un sayısına. Yani bütün letter'ların sayısına eşitse. Şurada bana şimdilik geçici olarak, sonra bunu programa uygun şekilde bir şey yazacağım. Bravo desin. Doğru girdim ya. Yani letter count'um, girdiğim sayıların hepsi okey aldı demektir bu. Eşit değilse şurada unrecognized, yani check num kullanmış o test için. Ben letter okey ve letter count kullandım ama bunu da koyacağım sonra. Unrecognized digit. Sonra da capital for hex please falan demiş. Ben esas olan şunu yazacağım. Unrecognized digit. Yani tanınmayan digit var. Lux'tan şeyi aldım buraya. İngilizce olarak unrecognized digit diye yazıyorum. Ve ünlem işareti koyayım bir tane. Nokta nokta. Şimdi bunu yerine koyayım. Yeri en son. Yani işi bitirdi. Karşılaştırmayı yaptı. Ya bravo diyecek ya da unrecognized digit diyecek. Test. Number to convert. Şöyle bir yanlışlık yapayım. 0, 1, 2. Araya gireyim yanlışı. 8 yanlış. 8'i özellikle işte ilk yanlış değer diye giriyorum. 4, 5, 6. Bir tane de A gireyim buraya. Sonra 7, 6, 5 gibi 3 tane daha gireyim. Uzun bir şey girdim. 5. Okey. 6. Okey. 2, 2 gidiyor bakın. 7. Okey. 3, 3. A okey almadı. Eşitlik bozuldu. Geriden gidiyor. 4 okey. Arada bir tane daha okey almayan var. Aradaki fark 2'ye çıktı. Yani sonuçta fark oluştu. Ve bittiğinde unrecognized digit dedi. Yani şunu demiş oluyor. Bu bana yeterli. Yani yanlışların hangileri olduğu, nerelerde olduğu, kaçıncı olduğu önemli değil. Yanlış olması durumunda başa dönüp bana tekrar sorması lazım. Şimdi yakalama algoritmamız, yani yanlış şu yakalama algoritmamız, tamam. Onun için bir son bir şöyle bir test yapacağım. 0, 1, 8 diyorum. Yanlış en başta. Böylece sonuçta bana unrecognized digit diyor. Yanlış ortada. 0, 8, 1. 8 yanlış. 1'e okey çekti. 8'e çekmedi. 0'a okey çekti. Ama sonuç 3, 2, yani 3'te 2 doğru girdiğim için yine bu değişmiyor. Hata yedim. Bir de en başta olsun. 8, 1, 2. Şimdi 2 okey, 1 okey, 8 okey alamadığı anda bu yine 3'te 2 oldu. Yani bu ikisi birbirine eşit olmadı ve unrecognized digit dedi. Programın defansif kısmı doğru çalışıyor. Şimdi bu doğru çalıştığına göre artık başka şeylere bakmanın zamanı geldi. O da şu. Şimdi şunu göstereceğim size. Şöyle bir test yapacağız bakın. Bunu birazcık hızlandırmak için çok zaman alıyor. 0.4'e indireyim. O test yapıyorum. Bakın. Çok bariz bir örnek göstereceğim size. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 2, 1, 5 falan uzun uzun yazdım. Şurada bir tane hata yaptım. 8 yanlış girdim. Bir tane daha hata yaptım. Sonra düzgün girdim. Çok uzun bir sayı. Enter'e basıyorum. 1 okey aldı. Bakın 4 aldı. 6 aldı. 5 aldı. 3 aldı. 2 aldı. A alamadı. 8 alamadı. Aradaki fark bozuldu. Bu devam ediyor hala kontrol etmeye. 2 okey. 5 okey. 4 okey. 7 okey. Yani sonuna kadar kontrol etmeye devam ediyor. Halbuki ilk hatayı gördükten sonra buradan hop sona atlaması lazım. Bu sona atlamayı şöyle yapıyorum. Şu küçük döngü. Şu da büyük döngü. Bu sağdan sola tek tek sayan
büyük döngü şu. Counter döngüsü. Ve counter birden küçük olduğu anda, yani sıfır olduğu anda buradaki işlemlerin hiçbirini yapmayacak ve aşağıya devam edecek. Peki şöyle yapsam ben. Şimdi letter OK, letter count'a eşitliği bozulduğu anda, yani bu kontrolün yapıldıktan sonra eşitliğin bozulduğu anda tutup da şu counter'ı 1 yaparsam ben, şuradan eksi 1'e gelir. Yani sona atlatırsam, dedim ya, hop sona atlatmak istiyorum. Diyelim şurada geldi sağdan 1, 4, 6, 5, 3, 2. A'yı bir gördü, yanlış. Bundan sonrakileri kontrol etmemesi gerekiyor. Buradan hop sona atlaması lazım. Bir sürü kontrolden kurtulmak için. Şimdi bu en sona atlatma işini nasıl yapacağım? Tıpkı şuradaki letter OK eşittir letter counts'a bravo diyor. Eğer değilse, yani bunu en sonda yapıyor. Else o demek, değilse unrecognized digit diyor ya. Yani bunların birbirine eşit olmadığı anda zaten bu belli olmuş oluyor. Geriye boşu boşuna saymaması için aynı buna benzer bir şeyi. Şunu alıyorum buradan şöyle. Hayır, almıyorum, kalsın yerinde de duplicate yap. Neyse fark etmez, burada duplicate yapıp bundan yerine koyayım. Eğer tutar şöyle dersem not, not'ın içine koyarsam bunu, bu şöyle olur. Birbirine eşit değilse olur. Not'ın görevi o. Bunu bir if bloğunun içine koyuyorum. If kontrolünün içine koyuyorum. Şuraya. Ve ne yapsın? Şimdi counter sayıyor ya geriye. Temp'in uzunluğundan. Mesela 10 desimal girdim. 10, 9, 8, 7, 6, 5 diye. En başa atlatmak ne demek? Bunu şimdi buradaki şart counter birden küçükse ya. O zaman ben tutar da variables set counter 1 dersem ve bunu buraya koyarsam, bunu da şu küçük döngünün hemen çıkışına, şuraya delay ile repeat until döngüsünün, küçük döngünün, yani dijitlerin letter ile kontrol edildiği yerin arasına koyarsam, şöyle dikkatlice koyuyorum, birkaç defa yanlış yere koydum, bakın beyaz çizginlerde olduğuna dikkat edin, wait'in hemen üstünde, buraya koyduğum zaman şimdi burada yukarıdan geliyor. Counter'ı bir arttırıyor. OK ise letter OK'yi de bir arttırıyor. Beraber gidiyorlar. İkisi de aynı sayı gidiyor. Repeat until'den çıktığında bir tane, herhangi bir tanesi OK almadıysa, son kontrolü burada yapıyor ama almadıysa counter'ı bir yapıyor. Counter bir olunca işte biraz bekliyor. Counter'dan bir çıkarıyor. Oluyor counter sıfır. Buraya bakın, şart neydi? Counter birden küçük, hop aşağıya devam ediyor. İşte bu bana şunu sağlaması lazım. Hemen enterle bir tane yine yukarıdakine benzer. Demin bir test için giriş yapmıştım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedim. Sonra bir iki tane de doğru gireyim yine. 3, 2, 1, 5 gibi. Şimdi şuradaki 8, 8 tabanına göre yanlış ya. 5'e, 1'e, 2'ye, 3'e okey çekip 8'e OK'ye çekmedikten sonra hop sona atlayıp bana unrecognized digit demesi lazım. Yani bunları kontrol etmemesi lazım. Onu bekliyorum. Doğru yazdıysam. Enter'e bastım. 5 OK, 1 OK, 2 OK, 3 OK, 8 OK değil ve pat sona atladı. Unrecognized digit dedi. Evet, oldu. Yani buradaki gereksiz kontrolleri böylece atlatmış oldum. Bu şey artık çalıştığına göre letter OK. Bunları dışarıya alayım. Bir tane daha problemim var. Onu göstermek istiyorum. Şöyle bunu şuraya yakın koyayım. Test göstereceğim. Yine program testi. Enter'a bastım. Şimdi şöyle gidiyorum. Hepsini 0 0 0 0 0 0 gireyim. Bunların hepsi OK alır. Çünkü 0 ile 7 arasında 8 tabanına göre hepsi doğrudur. Ama ne olacak? Bakın digit, kontrol ettiği digit her seferinde sıfırda, bunlar doğru olduğu halde her seferinde 7'ye kadar sayıyor. 0 0 sonra tekrar sayıyor. Yani OK'yi çekiyor, 7'ye kadar devam ediyor. Durdurayım. Şöyle bir sayı da olsa 0 1 2
3, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7 neyse bunların hepsi doğru. Her seferinde bakın 3, ikisi birbirine eşit olduğunda okeyi çekiyor, sonra saymaya devam ediyor. Ya okeyi çektin sen, tamam anladın. Gerisini kontrol etmene gerek yok. Tek tek dijitleri kontrol etmene gerek yok. Tıpkı biraz önce yaptığımızdaki gibi, yani yanlışı bulduktan sonra hop sonra atlatmak gibi. Şuraya dikkat edin. Şurada letter eşittir digit ise, şu counter 2 döngüsü var ya, counter 2 şuradaki. Bunun içinde okeylendiği anda sonra gidip tekrar bir daha işte arttırıp bir sonrakine bir daha bakmasına, bir sonrakine bir daha bakmasına gerek yok. Okey gördükten sonra. Aynı aşağıdakine benzer şekilde ben eğer counter 2'yi base'ine set edersem, tabii ki nerede? Okey'i yediği yerde, yani şunun içinde. Şunu alıyorum. Bunu counter 2 yapıyorum. Neredesin counter 2? Eşittir ne yapıyorum? Base'ine göre ya kontrol. Duplicate deyip, base'in deyip ta en başa atlatırsam, mesela 8 tabanı ise 8. elemana kadar, yani şu digits'in içinden kontrolüyordu. 8. eleman 7 idi. Base'ine kadar atlatırsam, burada counter 2'yi, bakın onu şuraya koyuyorum. Okey'i çektikten sonra, okey'i çekti ya artık. Hemen bunu sona atlatsın. Yani base'ine. Böylece bu döngüden de çıksın. Şimdi hemen test edeyim. Bakın önce bir karışık test. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın her biri birbirine eşit olduktan sonra 6, bakın 5. 4'ten sonra saymıyor, 3'ten sonra saymıyor, 2'den sonra saymıyor, 1'den, yani daha sonra saymamış oluyor. Bu bana şunu sağlıyor. Eğer tutup da mesela şöyle bir sayı girersem 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 gibi. Bunların her birine hemen anında okey. Bakın daha hızlı çalışıyor. Okey, 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 okey. Gereksiz işlem yapmamış oluyor ve bravo diyor. Yine doğru olan fakat 7'lerden oluşan bir şey gireyim. Her biriyle test ettiği için bu biraz daha yavaş. Çünkü 7'ye kadar sayıyor. Bu bana girdiğim sayının içindeki küçük sayıları okeyledikten sonra, bir de yanlış girmeyeyim şimdi. Büyükleri, yani küçük sayıları, 7'ye yakın olmayan sayıları ya da base'de yakın olmayan sayıları tespit ettiğinde ondan sonra saymamasını sağlıyor. 5 5 bitti. 4 4 bitti. 6 6 okey. 4 4 okey. 5 5 okey. 7 7 okey. 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 Bravo. Bir tane de bunu şey yaparak, yanlışlı girerek 0 1 2 3 bir sürü doğru girdim. Bir tane yanlış girdim. Birkaç tane doğru gireyim. Şimdi sağdan sola test edecek. 3 okey. 5 5 okey. 4 4 okey. 2 2 okey. 1 1 okey. 7 unrecognized. Evet. Artık programım aynı zamanda optimize de edilmiş oldu. Buna optimizasyon deniyor. Gereksiz işlemlerden arındırılmış oluyor. Şimdi buna ihtiyacım kalmadı artık. Onu da hallettim. Evet, ne oldu? Programın ana kısmı bitti. Yani ana döngüyü, hata ayıklama, defansif kısmı bitti. Defans tamam. Şimdi artık işleme geçmesi lazım. İşleme geçmek için koda aynen bakıyorum. Hiç bir farkı olmayacak yazdım. İki satırla bitiyor. Bunu yine taban dönüşümden, üçüncü bölümünden. Eğer burada takılırsanız, ben şimdi direkt yazacağım bunu. Fazla açıklama yapmadan. Burada takılırsanız taban dönüşümünü tekrar seyredin. Şimdi temp 2 ve input gibi, bir de exp gibi 3 tane daha şeye ihtiyacım var. Input vardı sanırım da. Bakalım. Input'un var mı? Var. Bir tane make variable exp diyorum. Bu üzeri kullanacağım. Bir tane de şimdi temp var ya, bir de bir geçici değişken daha lazımmış. Temp 2. Onu da yapayım. Temp 2. Artık hesap kısmına geldim ve yapıyorum yapacaklarımı. Bunları set şöyle duplicate altına. Ne girdim? Bir tane temp 2 girdim. Burada da exp girdim. Aslında programın başına gelerseniz temp 2'yi sıfırlamaya gerek yok. Çünkü o zaten burada bir kere set ediliyor. Yani set ettiğin anda sen sıfırlasan bile onun içine o ilk değer giriyor.
Sonra altta input'a topluyor. Ben yanlış yaptım. Onu düzelteyim. Input'u temp'in yerine input'u sıfırlayacağım. Çünkü input yaptığı hesaplamaları input'un içine yerleştirecek. Onu daha sonra programın içinde kullanacak. Ben yine bunu letter OK, counter OK onları koydum. Şuraya koyuyorum. Bu araya sıralandı bunlar. Ve 0, 0. Ve şurada letter OK'yi çektiği anda artık şunu yapıyor. Temp 2'nin içine set hemen koyalım. Set temp 2'nin içine. Nerede? Hemen başında olabilir. Çünkü OK'lemiş artık. Hemen şurada hesaplamasını yapabilir. Buraya girdiğinde OK'lediğine göre. Ve neyi koysun? Şurayı aynen yazayım. 10 üzeri operators'tan şunu buraya getirip 10 üzeri yapıyorum. 10 üzeri neymiş? Şunu buradan hatırlarsınız. Şuraya bakıyorum. Of bir tane büyük bir çarpma işlemi var. Bir şeyi şuradaki eğzinin logaritmasına eksple çarpıyor. Demek ki bir çarpma işlemi koyacağım. Çarpma buraya. Sağ tarafta ne var? Exp var. Exp'i hemen oraya koyayım. Variables'tan gel buraya. Bunu buraya. Şunun içinde de operators'tan bir tane matematik fonksiyonu logaritma. Neyin logaritması? Base'inin logaritması. Buraya koyuyorum. Dediğim gibi bununla ilgili takıldığınız yere bölüm kaçtaydı o bakayım. Taban dönüşümleri. Üçüncü bölümde bulabilirsiniz. Input değerinin üzerine bunun burada set input'la ilk başta sıfırken yukarıda yaptığı hesaplamaya counter 2'den 1 çıkarıp çarparak sadece şu kısmı anlatacağım burada. Diğerlerini 3. bölümden kendiniz bakın. Neden counter 2-1? Şundan counter 2 yine buraya bakın şu yakın zoom yapıyorum. Şu digits'in içinde ya. Bu birinci eleman. Sıfıra ulaşmak istiyorum ben. Yani içeriğine -1 demem lazım. İkinci eleman -1, 1. Üçüncü eleman -1, 2. Aynı şekilde buraya gel. Bu onuncu eleman -1, 9. Diyelim ki F. Bu 16. eleman. Bu string'in içinde. Counter 2 olmuş oluyor. Counter 2 -1 eşittir 15 olacak. Yani bu 16. eleman ya. Counter 2 16 olacak burada. Counter 2 -1 dediğim zaman bunların tek tek ondalıklık karşılığına, ondalık tabana göre karşılığına ulaşmış oluyorum. Hatırladığınız gibi 9'dan sonra gelen A'nın ondalık tabanda yani desimal karşılığı 10. 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi o bir o açıklama yapmam önemliydi. O açıklama dergide de var. Ne yapıyormuş bakalım o zaman şeye. Bir geri zoom'a gel. Ve aşağıya gel. Hatta şöyle zoom'la daha iyi olur. Alt satırda input'un içine set input. Set input. İşte burada. Şöyle. Ne koyuyor biliyor musunuz? Artı koyuyor önce bir tane. Kendisinin üzerine ilave etsin. Input'un üzerine ilave ede. Hani artı 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 diye gidiyorduk şeyde. Taban dönüşümlerinde yaptığımız hesaplamaları topluyorduk. Demek ki bana bir tane artı lazım. Artıyı alıyorum buraya koyuyorum. Ve şuraya ilk başa input'un kendisini koyuyorum. Böylece kendi üstüne ilave ede ede gidiyor. Kümülatif olarak toplama yapıyor. Ve bunun içinde, artının içinde bir tane çarpma işlemi var. Bakın şu sınırlara çok dikkat edin yazarken. Bu bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Şu artının içindeki en büyük yeşile bakıyorum. O bir çarpma işlemi. Gidiyorum operators'tan çarpma işlemini alıyorum. Buraya koyuyorum. Bunun içinde neler var? Sol tarafta temp 2 var. Bir üst satırda hesap ettiği temp 2 var. Hemen gidip temp 2'yi alıp sol tarafına çarpmanı koyuyorum. Sağ tarafında ise biraz önce söylediğim counter -1 var.
Counter eksi 1 de o dijitin ondalık karşılığı. Bir tane eksi koyuyorum oraya. Şuradan counter 2'yi çalıyorum. Buradan veya buradan fark etmez. Counter 2'ydi çünkü dijitleri sayan. Emin olmak için şunu küçülteyim, yerim genişlesin. Şuradan evet counter 2 eksi 1. Şöyle aşağıya gelip bunu yine buraya getirip counter 2 eksi 1 koyuyorum. Bu da hemen temp'in altına. İşte burada ekliyor. Sürekli olarak ekliyor. Şimdi artık bana eğer input'u söylerse bu şöyle olsun. Şöyle yapalım. Biz bu şeyleri koydukça işte ha bir şeyi unuttum. XP en sağdaki dijitten itibaren 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye arttırması lazım şu XP. XP'nin artması gereken yerde XP kullandıktan hemen sonra arttırırsa yani şurada bir yerde. Yani bir kere kullandı. Başta 0'a eşitledik şurada. Ondan sonra 0'ın işi bitti. Artacak. O zaman hemen oraya change XP yani üzeri, üstü. Üzeri 0, üzeri 1, üzeri 2, üzeri 3 diye gidiyor diye onun artımını yapmak. Şurada kullandım XP. Şuraya da koyabilirim. Ama yine bütünlüğü bozmamak için şuraya koyuyorum. Yani hesaplama burada iki satır halinde. Exp de burada bir tane artıyor. Böylece exp de dışarıya alayım. Temp 2'yi de dışarıya alayım. Şu digit. Ondan sonra bu girdiğim sayı okeylerini alacak. En sonda bana sonucu. Sonuç da input. Input'u açayım tekrar. Buraya yazayım. Bu hesap ettiği sonuç. Şöyle. Ve buna ben şeyleri gireyim. Base'inle base out'ı açayım. Şu girdi tabanı, şu da çıktı tabanı. Şöyle şunların başına şu şekilde denk getirirsem şöyle. Yani 8'den 16'ya gibi görünüyor. Ama base out'um benim burada 10. Bu yanlış oldu. Bunu alıyorum. Buraya 10 tabanına göre sonuç. Yani base'in 8 tabanına göre girdiğim sayı test. Enter. Şimdi 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazdım. Enter'a bastım. 7 okey, 6 okey, 5 okey, 4 okey, 3 okey. Bakın gittikçe sayı büyüyor ve ondalıklı bir hal aldı. Bu şekilde okuması zor olabilir. O yüzden şöyle yaparsanız bakın hemen onu göstereyim. Operators'tan input nerede hesap edildi? Şurada. Her şey bittikten sonra bravo dediği yer neresi? Şurası. Şunu yaparsam set input letters pardon operators'tan round yaparsam bunu ondalık kısmını atmış olurum. Input'un neredesin input? Buraya ve bunu şu bravo dediği yere koyarsam o hesaplamaları yaptıktan sonra bu şekilde olacak. Ve aynı şekilde aslında şöyle yapayım. Yanlış hesabı da göreyim. Hesabın yanlış olduğunu da görmeliyim. O yüzden bu iyi. Böyle iyi. Tamam. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 0 özellikle. Şimdi normal gerçek testlere başladım. 0 özellikle buraya yazıyorum. Solda 0'ın anlamı yoktur. Onu da birazdan test ederiz. Enter'a bastığım zaman okey'ini aldı, okey aldı, okey aldı. Bakın büyüyor gittikçe input değeri. Bütün hepsi bittikten sonra bravo dediğimde 2.177.399. Hemen ben hesap makinesiyle bunu kontrol edeyim. 8 tabanında 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tabanına göre kaç dediğim zaman işte 2.177.399. Dönüşüm doğru çalışıyor görünüyor. Şuradan okey'i söylemesin bana artık. Tamam, onu anladık. Çalışıyor burası. Ondan sonra bunu dışarıya atıyorum. Şurada da delay vardı ya. Onu sıfır yapıyorum. Beklemesin. Enter'e bastım. Çalıştı. Number to convert. 1, 0, 2, 3, 4. Araya yanlış girdim ve
6-7 hesaplamaya başladı. Bakın hesapla 382.0'a geldiği anda unrecognized digit dedi. Bu yanlış bir sonuç. Sonuç bile vermesin. Öyle yapalım. Onu da nasıl yaparız? Şurada yanlış olduğu yerde eğer set der. Bunu şöyle boşluk yapıyorum. Buraya koyuyorum. Madem ki unrecognized digit dedi. Sonra bunu yukarıya gidiyorum. Şuradaki input bunun yeri burası değil aslında. Yanlış yere girmişim ben. Çünkü ana program bunun içinden gelecek bu input. Onu da o yüzden biraz sonra buradan silmek için buraya koyuyorum. Ve bunun içeriğini de şöyle boşaltıyorum. Ve son testimi yapıyorum. Artık programı toplamaya başlayacağım. 8 tabanına göre. Enter'e bastım. Burası boşaltı. Number to convert. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. Enter. 1, 2, 3, 8, 4, 5. Yanlış var. Unrecognized digit dediğinde input'un içi boş. Base'in 8 ve artık son olarak şu dergideki soruyu da test etmek için 16 tabanına göre bir test yapayım. Bu 16 olsun. Hep 8'e göre yaptım, yaptım, yaptım. Şimdi 16 tabanına göre dergideki bilmeceyi soruyu çözeyim. Enter dedim. Ne demişti bana? Dead people. If only dead people understand hexadecimal, how many people understand hexadecimal diye bir soru vardı. Dedi 16 tabanına göre bir sayı olduğu için girdim. 57.005. Bravo. Çünkü cevap da dergide olduğu gibi 57.000. Ah, bunu hep yapıyorum. Şöyle yukarı doğru kaydırıyorum. 57.005. Doğru çalışıyor. Programın bu kısmı doğru çalıştığına göre hemen toparlama işlemlerine giriyoruz. Toparlama işlemleri çok kolay. Şöyle buradan şeyi çıkarıyorum. Şu girdiklerimin hepsini çıkarıyorum şöyle. Ve bu yeşil bayrağı basınca değil. Bunları da atıyorum. Bunu da atıyorum. İkisini de doğru başlık olsun. Bu girdiğim get number'dı. Yani numarayı sor. Kontrolden when I receive. Neredesin? When I receive. Şuraya new mesaj ismini yazıyorum. Get alt çizgi number. Get number aldığı zaman çalışacak bu. Ve programın içinde bir tane kontrol ettiği, bakın check down var. Bir check down değişkeni var. Burada en aşağıda bana işte artık bravo demesin. Unrecognized digit desin. Şimdi bravo işi yok. Input'u da yuvarlamasın. Onu program, ana program yuvarlayacak. Yuvarlama işlemini ana program yapacak. Onu buraya koyuyorum. Input'u burada boş geçiriyor. Onu da test amaçlı koymuştum. Onu da çıkarıyorum. Program artık toparlama işlemleri bunlar. Check num. Bunun anlamı check number. Numara, yani numarayı kontrol et. Tamam mı? Anlamında. Ve ben bunu işler yolunda gittiyse check number'ı true yapacağım. İşlerin yolunda gittiği yer neresi? Nerede tespit ediyor? Şurada letter OK. Bu kadar. Şimdi eğer yanlışlık varsa unrecognized digit diyecek. 4 saniye boyunca demesin artık bu. 2 saniye boyunca desin. Ve bunun sonuna stop script yapıyorum. İş bitiyor burada. Yani bu tamamlandı gibi. Bir yerde wait olacaktı. Evet şu wait'i çıkarayım. Şöyle aldım bunları. Alttan change'i de getirdi. Onu yerine koydum. Wait'i dışarıya attım. Variables'dan delete variable şu delay'i artık onunla da işim kalmadı sildim. Sırf test amaçlıydı o. Başka bir değişikliğim var mı? Şimdilik göremiyorum. Şu base out'u yapayım. Bu şöyle çalışacak. Hemen yukarıya gidiyoruz. O kolay bir koddu ve çok kısa. Sadece result var. Şurada yazdığım test için kullandığım şunlar yok. Onları ana program belirleyecek. Result'ı önce bir boşa eşitliyor ve diyor ki
When I receive phase out new to bir saniye dergiden bakıyorum to phase out'u receive aldığı zaman, yani böyle bir mesaj aldığı zaman, bu yeni bir mesaj to phase out, bunun anlamı 10 tabanlıdan to phase out'a çevir, çünkü bu 10 tabanlıyı çeviriyordu. Kalan kısma bakayım. Benimki result'ı söylüyordu burada. Test amaçlı olduğu için. Result'ın içine yerleştiriyor. Bu söylemiyor. Sadece hesaplamayı yaptıktan sonra script'i bitiriyor. Stop script. Bu script de böylece çalışmış ve işini yapmış, bitirmiş oluyor. Şimdi sırada şey var. Get base var. Bu çok kolay. Kısa bir şey. Algoritması bile sayılmaz. Sadece şurada bir defans var. 1 ile 17 arasında defansı. Neymiş? GetBase. Hemen başlayalım yazmaya. When I receive yeni GetBase mesajını aldığın zaman hemen string sorusunu sor. String diye bir değişkenin var mı? Yok burada. Make a variable string diyeyim. Bunun şimdi neden ve ne işe o yaradığını ana programda göreceksiniz. Ana program, şuradaki ana program string'in içine base of input diyor. Get base'i çağırıyor. O zaman soruyu base of input diye soruyor. Sonra o get base cevabı temp'in içine yerleştiriyor. O da geçici değişken ya benim kullandığım. Burada onu base'inin içine yerleştiriyor. Böylece get base'i input için kullanmış oldu. Daha sonra string'in içine yine base of output diye bir string yerleştiriyor. Ondan sonra yine get base çağırıyor. Bu sefer get base soruyu base of output diye soruyor. Ve verdiğim cevabı temp'in içine yerleştiriyor. Burada da temp'i base out'un içine yerleştiriyor. Böylece tek bir fonksiyonu, get base fonksiyonunu iki amaçla da kullanmış oluyorum. Hem input'u hem output'u girmek için, sordurmak için. O zaman hemen şunu yapalım. Şey vardı. Ask. Hemen string'i soruyor bu. Burada ilk yaptığı şey sensing'den ask. String artık kendisine ne gönderildiyse, yani ne sormasını istiyorsa, nerede string? Burada. Buraya onu yerleştiriyorum. Şunların bunun bulunmasına gerek yok artık. Bakayım neler var. Çekmeme gerek yok. Bunların hepsini çıkarayım. Şimdilik bunlarla işim yok. Artık şey sade bir şekilde böyle dursun. Ana program öyleydi. Sonra süslemesini yapacağım. Şunu küçültüyorum. String'i buradan hemen temp'in içine yerleştiriyor. Set. Bunu dışarıda yapmakta fayda var. Çalıştırıyor çünkü program aslında. Temp'in içine benim verdiğim sensing'den cevabı yerleştiriyor. Ve sonra ne yapıyor? Burada bir defans programı var. Repeat until. Şimdi temp girdim ya. Eğer temp, yani repeat until, temp birden büyük ya da 17'den küçük oluncaya kadar bunu tekrarla. Yani sıfır girersen bu şart sağlamamış olur. Çünkü burada end var. Yok bu, yani ikisi de sağlayacak. Girdiğim sayı hem birden büyük olacak hem 17'den küçük olacak. O durumda bu döngüden çıkar ve stop script yapar. Yani işini bitirmiş olur. O defans sistemini kurayım buraya. Bu da bir defans sistemi. Yanlış girdi. Girmenizi engelliyor. Buraya bunu koyuyorum. End kullanıyorum bir tane oradaki gibi. Ve yaptığım şey bir tane küçüktür. Bir tane daha küçüktür. Belli bir aralıkta olması için. Main temp neredesin? Gel buraya. Temp'in ve yine temp'in. Şimdi şuraya 1 yazarsam, şöyle alayım bunu biraz. Şuraya 1 yazarsam, 1'den büyük ve önemli burada. İkisi de sağlanacak. 17'den küçük olduğu durumda. Ne yapıyor biliyor musunuz? Durum, şimdi şu stop kısmını yazmıyorum. Önce uyarıyor. Demek ki bir yanlışlık yapmışsındır. Şimdi sen burada girdiğini yaptın. Eğer girdin
uygunsa, şurada yaptığın girdi uygunsa burayı hemen pat diye geçiyor. Uygun değilse bu döngünün içine hapsediyor seni. Doğru girinceye kadar. Ve hemen şunu söylüyor. I only do bases 2 to 16. Yani onu bir söylesin. Say. Yani sadece 2'den 16'ya kadar kabul ederim ben kardeşim diyor. I only do 2 to 16. 16. Ve sonra şurada sorduğu soruyu artık böyle bir daha tekrar tekrar soruyor. Duplicate diyorum, bunu yerine koyayım. Bunu da şuraya koyayım. Şuraya ve bunu stop script'le kontrolden stop script'le bunu kapatayım. Yani buraya bir şey eklemiş. Yani burada artık durmadan sorup duruyor ya. Doğru girdi, doğru girdi. Artık bitirmek isteyebilirsiniz. Onun için şöyle bir şey koymuş. Ki orada da ufak bir hata var. Şimdi ona değinmeyeceğim. Onu siz deneme yanılmayla kendiniz bir bulun. Nasıl çalışıyor? Şöyle yapmış. Eğer Q girersem stop all, her şeyi durdur. Belki ben yanlış yapmışımdır ama doğru çalışmadığını gördüm. Temp duplicate küçük Q'ysa buraya kontrolden en aşağıdan stop all'u gir. Bunu nereye koy? Bu döngünün başında en başa koy. Yani girdiğin sayı buysa. Bu aslında şuraya da konulmalı belki ama buraya giriyor. Yani bir kere Q girince tabii ondan. Yani Q girdiğiniz zaman bunu yapıyor ve çıkıyor. Çıkıyor olması lazım ama sanırım Scratch'ten kaynaklanan bir problem var. Şimdi hatırlamıyorum. Çok da önemli değil. Vakit kaybetmeyelim. Şimdi şöyle yapıyorum. Get number tamam. Base art tamam. Get base tamam. Ana programı yazmaya başlayayım. Ana programı da şöyle yapayım. Şimdi şu yan programları bir tarafa alayım şöyle. Şunu şuraya alıyorum. Yani yan program demem yanlış oldu. Bunlar alt programlar. Ana program vardır ve alt programlar vardır. Bunlar alt programlar. Subrutinler yani rutinler eski ismi ve bazı dillerdeki isim bunların subrutindir. Mesaj sistemiyle çalışıyor bu. Ama mantık aynı. Şimdi geldik ana programa. Ana program ne yapıyor bakın. Çok basit şeyler yapıyor. Yeşile basınca çalışıyor bir kere. Bunu koyduk. Aynen baka baka yapacağım. Digitse biraz önce bizim artık onu sildim attım ama hala öyle bir değişkenimiz var. Yalnız o digitsin değeri burada içinde var ama program çalıştığı zaman digitse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F'yi girsin. Bunun doğru bir şekilde girilmesi lazım. Sildim çünkü onu. Biraz önce her yerden attım ya, yok artık o programda. Şu program çalıştığı için burada hala var görünüyor ama bir makineye yüklediğinizde ilk defa çalıştırdığınızda o olmayacak. O yüzden burada bu var. Sonra bir saniyeliğine bases diyor. Lux'tan şuraya. Yani program kendini tanıtıyor burada. Bu başka bir şey değil. Şöyle yazalım daha uygun. Bases bir saniyeliğine. Sonra bakın ne yapıyor. Burası önemli. Dikkat edeceğim şeyler. Bir tane forever döngüsü var. Bu program sonsuza kadar devam eden ancak sizin biraz önce gösterdiğim gibi Q'ya bastığınızda çıkacak. Böyle programdan çıkacak bir program tarzı. Ya da şu kırmızı butona Stop Everything butonuna bastığınız zaman çıkar. Forever döngüsünü koyuyorum. Forever döngüsünün içinde neler yapıyor? Bir kere String'e Base of Input koyup Get Base'i bir çağırıyor bir. Hemen yapayım. Set string bundan bir tane daha yapayım. Duplicate biraz sonra bir daha lazım olacak çünkü. Base of input. Girdi tabanını soruyor. Ondan sonra kontrolden broadcast get base and wait diyor. Şöyle yapayım bunu ikisini nasıl kopyalayacağım. And wait diyor. Sonra getBase temp'e yerleştirdiği için burada da variables'dan set base'ine temp'i yerleştiriyor. Çünkü getBase alt programı
temp'in içine koyuyor cevabı. Onu base'ine yerleştiriyorum. Bundan bir tane duplicate yapıyorum. Şuraya koyuyorum. Bunu şu şekilde değiştiriyorum. Bakın input yerine pardon. Input yerine en sondan şunu output yapıyorum. Base of output diye sorsun. Output. Evet. Diye sorsun. Sonra verdiği cevabı base'ine değil de base out'a yerleştirsin. Bu kadar. Şimdi bakalım. Bunu yapıyor. String'e base'ini yap. Get base çarp. Temp'i base'ine yerleştir. String'e base of output yaz. Get base'i çağır. Temp'in içindeki sayıyı buraya yerleştir. Buraya kadar tamam. Bunu yerine koyayım. Sonra neler yapıyor? Check num'u false yapıyor. Bir kere. Önce bir her şeyin yanlış gideceğini baştan şöyle false yapıyor. Baştan kabul ediyor ve bir tane repeat until döngüsünün içinde repeat until döngüsünün içinde bu check num true oluncaya pardon bu buraya konmaz ki eşitlik koymam lazım. Buraya bir eşitlik koyuyorum. Eşittir. Check num true oluncaya kadar. True oluncaya kadar get number'ı çağırıyor. O da nasıl çağıracak? Bakın buna dikkat edin. Hep wait'li. Get number and wait. True oluncaya kadar. Onu kim true yapar? Ben işlemler doğru olduğu zaman ne yaptım? Check num'a true. Yani letter ok count eşitse buraya true koyuyordu. Onun haricinde hiç dokunmuyorum false'a. Çünkü her seferinde false'la giriyor buraya. Bu da tamam. Onun altında ne var? Input'a yerleştiriyordu ya sonuçta. Burada input'un içine hesap ediyordu ve ondalıklı olarak yerleştiriyordu. Onu burada, şimdi artık input'un içinde o var. Yalnız ben diyor şu yuvarlak ondalıklı gönderecek. Ben bunu yuvarlayayım input'u. Alt programa gönderdi false olarak, sordurdu soruyu, yaptırdı hesaplamayı. Input'un içine yazıldığını biliyor. Ve input'un içine bunun ondalıklı yazıldığını da biliyor. Programını yazan biziz. Round koyuyorum bir tane ve bu input'u yuvarlıyorum. Yani virgülden sonrasını atıyor. Yani aslında digit olarak göstermiş oluyor. Input'a şey arıyorum hala, input'u burada. Ondan sonra da bunu şey yapıyor. Ben burada ufak bir değişiklik yapacağım. Şöyle ask result. Şimdi result'ın içine yerleştiriyor ya şeyi. Sonucu. Nerede? Base out. Aa, bir dakika pardon. Get number'dan sonra base out'a gönderiyor. Result'a gelmedik daha. Broadcast yapıyor. Şimdi input'u yuvarlak sayı haline getirdi. Tamam. Yani ondalıklı kısmını attı. 2.0.0 orası da. Ve kontrolden son olarak to base out'a gönderiyor. Bekliyor. To base out'ta ne yapıyordu? Sonucu result'ın içine hesaplayıp yazıyordu. Şurada olduğu gibi. O zaman result şeydir. Bunları yerine koyayım. Result sonuçtur. Ben şöyle diyeceğim. Şöyle bir şey yapmış orada. Buraya pardon yanlış yere oldu. Buraya result'ı koymuş. O result'ı bana balonun soru balonunun içinde neredesin result? Soru balonunun içinde söylemiş oluyor. Ondan sonra ne yapacağını bilmiyorsun. Yani şunu demesi lazım. Ben şöyle yaptım. Bu işi değiştirdim biraz. Buraya sadece şey desin. Ben result'ı buraya şey yaparsam, açarsam şöyle. Bakın. Ve bunu bir güzel large yaparsam, sonucu sağ tarafa koyarsam işte orada duruyor. Peki burada balonun içinde söylemesine gerek var mı? Yok. Ne yapıyorum? Balonun içine o zaman başka bir şey yazıyorum. Programı birazcık daha değiştirdim. Şöyle desin. Press enter
or click green flag to değil ve büyük de değil bu kadarı. Oho, hepsini büyük yazmış. Enter ve veya or press green flag. Nokta. Enter'e basın ya da green flag'ı, şuradaki green flag'ı klikleyin. Yeni flag ne için? Flag for a new conversion. Şöyle çıktı. Yeni bir, ben bunu bu şekilde yaptım. Bu şekilde çevirdim. Program şu anda çalışmaya hazır görünüyor. Bastım. Şunu sıfırlaması lazım. Hemen şöyle yapayım. Yeşile bastığı zaman biraz ilaveler yapıyorum. Bakın. Result'ı set. Ekranda bastığım zaman her şey temizlensin. Set result. Eskisinden kalan bir şey olmasın yeşile bastığımda. Evet, şimdi testimizi yapalım hemen. Bu testi şeyden yapacağım. Bastım, burayı sıfırladı. Şu şey testini yapıyorum dergideki. Diyor ki 16 tabanına göre gireceğiz hexadesimal. 10 tabanına göre çıktı olsun. Demiş ki dead people. Enter. 57.005. Bunun tersini hemen kontrol edelim. Basis, base of input. 10 tabanından girip 16 tabanına dönüştürsün. 57.005. Evet, bu tamam. Sık sık tekrar ettiğim bir 8 taban vardı. 8 tabanının da girip 10 tabanına dönüşüm yaptığında number to convert 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanıdık bir numara artık. 2.177.399. Bu hesap makinesi eğer yani o durmuyor, kapatmıştım ama hatırlıyorsunuz rakamı. Dönüşümler doğru çalışıyor. Şimdi süslemelere geldi. Hemen arkasını ben bunun ekran artık iyice sonuna yaklaştık. Import diyorum. Indoors'tan şu chalkboard sınıfta da ve eskisini siliyorum. Sprite'a geri dönüyorum. Şöyle büyütüyorum burayı. Bu şurada bir yerde dursun. Şu çıktı ya. Burada dursun. Şöyle. Biraz şöyle alabilirim. Çünkü sayılar büyüdüğü zaman birbirinin içine girecek. Base'in ile base out'u açayım. Base'in, base out. Base'in burada olsun ve large read out. 8 tabanından en son large. 10 tabanına çevirmişim. Şu 10 tabanına göre sayı. Bu da 8 tabanına göre. Girdiğim sayıyı yalnız bir yerde tutmuyor. Çünkü ilk sayıyı girdikten sonra onun üzerinde değişiklikler yapıyor. O yüzden bir tane make a variable deyip ben kendim input pardon çıkar şöyle. Input str diye string'in kısaltılmışı bir değişken tanımlıyorum. Ve bunu large readout yapıyorum. Bu da girdi sayısı. Çıktı. Şimdi girdi sayısını nerede soruyor? İlk sorduğu yer ve okeyli sorduğu yer şurası. Şurada. Ama burada yerleştiriyor. Nerede? Hemen sordu ve yerleştirdi. Şuraya temp'e yerleştiriyor. Sonra başka yerlerde temp'i de kullandığı için bu uçup gidiyor. Yani burada işi bitiriyor ama getBase'de başka yerlerde temp bu geçici bir değişken olduğu için uçuyor gidiyor. O yüzden şöyle yapıyorum. Input str'ye burada temp'i yerleştiriyorum. Onu orada saklıyorum. Ana programda bunların yeşil bayrağı bastığımızda tamamını yani set base ini neredesin base'in? Base'in. Şurada. Base'in base out burada. Şöyle duplicate altına yapıyorum. Base out. Ondan sonra result 0 zaten. Ne var bir de? Input str var. Input str'yi de şuradan duplicate diyeyim. Input str şurada. Bunların hepsinin içini şöyle backspace'e basıp seçip backspace'e basıp boşaltıyorum.
Böylece şuradan bir şey, ha tamam, buraya yerleştirin, buraya yerleştirin. Şimdi bakıyoruz program nastı çalışıyor. Enter'e bastığım zaman ya da yeşil bayrağa bastığım zaman bir kere her yer temizlendi, pırıl pırıl. Phase of input diyor. Alıştığım sayıları gireyim. 8, enter. 8 tabanına göre yazdı, bakın buraya yazdı bunu. Phase of output, 10 tabanına çevir. Number to convert. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enter. Ve 8 tabanına göre olan bu sayıyı, 10 tabanına göre bu sayı olduğunu burada yazdı, ekranda yazmış oldu. Press Enter or Green Flag diyor. Green Flag'a bir basıyorum. Bunlar temizlendi. Tekrar Basis deyip bir. İşte şimdi biraz daha güzel çalışıyor. Ufacık kusuru kaldı. Şunu şöyle yukarıya alacağım. Şöyle. Ve buna bir iki test daha yapayım. Şimdi burada göreceksiniz. Şimdi test etmek. Artık ben bunu bir bildiğim testleri yapıyorum. O yüzden bütün hataları yakalamam mümkün değil. Belki ben de bir hata yaptım. Siz de bunu test edin. Kullanıcılar hataları daha iyi kullanıcılar buluyor. Programcının bulabileceği hatalar evet var ama belli sınırları var. Kullanıcılar çok daha fazla değişik şekillerde kullandığı için. Base of input ne yapayım? 16 tabanında mesela 10 tabanına göre A diyeyim sadece. A'yı 10 olduğunu söyledi. Press enter bastım her yeri. Şimdi bu Base of Input'a geldiğinde tekrar temizlemesi lazım. Bir yerde daha temizlemesi lazım. Temizlemedi. Hemen bakalım o hataya. 10 tabanından 16 tabanına 15 nedir diye sorduğumda cevapladı. Enter'e bastım. Hemen Base of Input diye sordu ve buraları temizlemedi. Neden? Çünkü buraya basınca bir kere şu Forever döngüsüne giriyor ya. Şurada artık buraya bir daha uğramıyor. Ben ekranı her seferinde temizlesin istiyorum. Bu çok gerekli olmayan ama sadece programın görünüm olarak, sunum olarak iyi çalışmasını sağlayan bir şey. Enter'e bastığımız zaman temizlediği gibi hata olup da press enter deyip de başa döndüğünde de burayı temizlesin. O kontrolü de yapıp çıkıyorum. Diğer kontrolleri siz yapın. Çok uzun bir ders olduğu için daha fazla kontrol yapmak istemiyorum. Hemen bildik bir şey yapalım yine. Ya da evet bildik bir şey yapalım. 16 tabanında 10 iki tabanına göre evet bu da bak hiç yapmadığımız bir şey. İki tabanına göre number to convert. F girdiğim zaman büyük F girmemi söylüyor. Buna alışayım. Büyük F girdiğim zaman 1111. Enter'a basıyorum. Şunu biliyorum, 10 tabanında 2 tabanına dönüşüm yaptığımda 8 girdiğim zaman 1 0 0 0 olması lazım. Evet. Beklediğim gibi. Ve tersi de 2 tabanından 10 tabanına geçiş yaptığımda 1 0 0 0 dediğimde 8. Şurada eşitlik sağlanmış oluyor. 2 tabanında 1 0 0 0 10 tabanında 8'e karşılık geliyor. Bu da böylece bitti. Projeyi bu kadar bitirdikten sonra şöyle bir şey yapabilirim. Bir kere File, Save diyorum. Şöyle diyorum. Remixed Basic Remix diyorum. Çünkü bir remix yapmış oldum. Bir başkasının programını aldım. Okey diyorum. Proje yazarını hemen Reha Handled kısaca yazacağım. Handled a bug in get number tırnak içinde yazayım. Get number sub script. Alt script olduğu için. Script yazayım sadece. Script. Bug in get number script. Okey dedim. Bakın şimdi ne yapacağım? Şunu yapabiliyorum. Bu yazdığınız programı share this
Project Online'a bastığınızda benim bir hesabım var orada. İsmi Rehaha. Şimdi şifremi giriyorum. İşte bunlar yazılı. Tagler, Animation, Simulation, Story, Art, Game, Müzik. Bunlar değil. More Tag. Number. Tag koyuyorum. Ne var? Müzik değilse hiçbir değil. Number. Bases. Conversion. Conversion. Bunları yazıyorum. Başka ne var? Remix yazayım bir de. Remix. Bunları şimdi her şeyim var burada. OK dediğim zaman OK'ye bir basıyorum. Base Remix Connecting. Evet. MIT'nin Scratch'ine bağlanıyor. Data Send Waiting for Response. Your project is now online at scratch.mit.edu. Şimdi OK deyip bakalım nasıl oldu. Şuradan Scratch'e basıyorum. Scratch MIT Edu. Ve My Stuff. Baktım. Bir tane projektim var burada. Yay yaşasın. Bir tane Untitled var. 3 gün önce ne yapmışım? Yanlış yapmışım. Bunu delete ile sileyim. Çalıştır diyorum. Bases 16 tabanına göre. Buraya yazdı hemen. Aynen bakın. Biraz önce benim bilgisayarımda çalıştığı gibi çalışıyor. 2 tabanı. Göre number to convert'ü de işte şey diyeyim FF enter 1111111 press enter or ya şu şeyi kapatmış mesela onu ne yapıyorum see inside deyip artık burada da düzeltebilirim şunun yerini bakın şöyle şuraya alıyorum ki ve save now'a basıyorum şimdi upload ettikten sonra da programınızı değiştirebiliyorsunuz. C Project Page dediğim zaman artık bunun yeri burası. Ve yeşil bayrağı bastığımda Bases diyor hemen. Şunların üzerine kapatmayacak artık. Şu meşhur 16 tabanına göre 10 tabanına çevir. Neyi çevir? That. Benimki küçük harfleri de kabul ediyor. Orada büyük harf olayında bir yanlışlık var. O yüzden hiç ilave etmedim. 57.005. Evet benimki de artık online. Yani şu yazdığımız program online oldu. E-mail adresimi girmiştim. Şunlar taglerim. Buraya nasıl kullanılacağını yazıyorsunuz. Just do what cat wants. Bu kadar. Şöyle de bir gülen yüz koyayım. Just do what cat wants. Bu otomatik olarak kaydetti sanırım o değişikliği. Şöyle bir mesaj verdi bana. Tamam bu kadar. Böylece çok zor bir örneğin ama çok şey öğrendiğimiz bir örneğin sonuna geldik. Bu 6. bölümde. See inside, explore. Bu kadar. Buradan da çıkayım artık. Evet. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.